Podcast ve YouTube platformlarında yayınlanacak olan Sana Soru programının ilk bölümündesiniz. Konumuz arkadaşlık. Vakit kaybetmeden ilk soru gelsin o zaman sevgili Batuhan. Cumartesi akşam 11'de telefonunuz çaldı. Sevgiliniz eve çağırdı. Aynı zamanda da normal şartlarda planlanmış 12-1 halı saha maçınız var. Hangisini tercih ederdiniz? Tabii ki arkadaşıma giderdim. Ama benim en yakın arkadaşlarım her zaman sevgililerim olduğu için büyük ihtimalle bu soruyu güzel kıvırdığımı düşünüyorum. Ama arkadaşlarıma da sorsam bu arada hani yeter ki biz eksik oynayalım. Sen halı saha maçına git derler yani. Bu soruyu sana soracağım aslında ama öncesinde izlediğim bir story'yi anlatayım sana. Kadın adama soruyor. Diyor ki duşa gireceğim bana katılmak ister misin? Adam cevap veriyor. Garajda eski sandığın içerisinde bir tüfek var. Eğer bu soruya bir gün hayır dersem o tüfekle beni vur diyor. Aslında o tercih meselesi bunun gibi bir şey benim için. Yani %100 arkadaşıma giderim ama en yakın arkadaşlarım sevgilim olduğu için arkadaşıma giderim. Sana soracağım bu soruyu ama Esra'yı tanıyorum. Esra arkadaşım dediğin anda seni ıslak sopayla kovalamazsa yani hiçbir şey bilmiyorum yani. Biraz tehlikeli durumlar var. O zaman ben diğer soruya geçiyorum. Vakit kaybetmeden geç evet. Bence. Sizden daha güçlü bir karakterle ya da daha yetenekli biriyle arkadaşlık yapar mıydınız? Çok isterim. Yani istemeyen var mıdır bilmiyorum ama şöyle bir söz vardır. Bulunduğunuz 5 kişinin ortalamasınız derler. 5 kişiden 4'ü piyano çalıyorsa 5.'si de ya piyano çalar ya cello çalar ya bateri çalar. Yani kendini eksik hisseder ve ortama ayak uydurmaya çalışır. Ya da ortamdan uzaklaşır. Tam tersini düşünelim. 5 kişiden 4'ü eğer kötü alışkanlık sahibi ise 5. de ya onlara ayak uyduracak ya ortamdan uzaklaşacak. Yani Mevlana'nın bir sözü var. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Arkadaş seçimi o yüzden bence çok önemli. Tamam peki o zaman diğer soruyu şu şekilde bağlayayım. Olur. Örnek veriyorum siz 5 kişiden birinin olumsuz ya da olumlu anlamda etkilediğini düşündünüz. Yani diğer arkadaşlarıyla beraber. Evet. Bu durumda aynı durumda biraz çıkarıda girmiyor mu bu? Yani aslında diğer 4 arkadaşından faydalanmış oluyorsunuz. Yani sizi etkilemesi. Yani bence bu güzel bir faydalan. Merkez keşke bütün arkadaşlar birbirinden böyle faydalansa. Yani iyi özelliklerini birbirine döndürebilse. O zaman soruyu şöyle sorayım. Arkadaşlar arasındaki çıkar ilişkisi hakkında detaylı olarak açıklasanız nasıl olur? Olumlu ya da olumsuz. Nasıl bakıyorsunuz? Yani arkadaşla çıkar ilişkisi yapılır mı? Ya da çıkar ilişkisi için arkadaş kalınır mı gibi bir şey söylüyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Yani bence onun ismi başka bir şey olur. İş arkadaşlığı olur. Sosyal arkadaşlık olur gibi ama şöyle cevap vereyim. Ben buna çok maruz kaldığımı düşünüyorum. Özellikle 30'lu yaşların sonunda bunu fark etmeye başladım. Çok kalabalık masalarda çok yalnız oturduğumu fark ettim. Fakat onları hayatımdan çıkardıktan sonra müthiş bir hafifleme geldi. Orada bir püf nokta var ama. Bunu o arkadaşlarıma kızarak ya da onlarla tartışarak yapmadım. Bir köşeye çekildim. Onların bana çıkar için arkadaş yapmalarını, sebeplerini, haklı sebepler buldum. Ve onları hayatımdan kızmadan, gücendirmeden ve hiçbir şey söylemeden içimden teşekkür ederek çıkardım. Ama aynı zamanda kendi içinde tezatlığı da barındırmıyor mu? Örnek veriyorum iş yerinde hepinizin ortak çıkarı aynı ayın hedefinde bir primi yapmak ya da bir başarı elde etmek. Bu çıkar ilişkisi. Ama aynı zamanda normal sosyal yaşantımıza döndüğümüzde bu iş biraz daha sosyal anlamda olumsuza da çevrilebiliyor, olumluya da çevrilebiliyor. O Tabii. Zaman biz aslında kendimizle çelişiyoruz. Tezat bir durum oluyor. Aslında hangi yöne çekersen gidebilir ama bu kişinin tercihine bağlı ya. Ben bu tarz bir ilişkide samimi bir arkadaşlık kuramam diye düşünüyorum. İş olarak mı? Hem iş olarak hem çıkar konularının iyi ya da kötü olduğunda böyle bir bana samimi gelmiyor işin açıkçası. Tamam. Ama senin dediğine de saygı duyuyorum. İş yerinde normal arkadaşınızı yürüttünüz, ilerlettiniz. Dışarıda artık işte kafelere, oturmalara gidiyorsunuz. Fakat bu normal erkek erkeğe muhabbet değil. Karşı cinsle yani bir kadınla biriyle görüşüyorsunuz. Buna devam edip arkadaşınızı sürdürür müsünüz? İş arkadaşınızı normal erkeğe çevirir misiniz yoksa... Karşı mısınız bu duruma? Yani kadın karşı erkek, cinsle. Evet, kadın tamam. Erkek arkadaşlığı durum. Yani şöyle aslında senin nasıl benimle yani bir erkekle arkadaşlık yapabiliyorsan ne kadar doğalsa karşı cinsle arkadaşlık yapman da bir o kadar doğal. Ama şöyle genişletebiliriz. Sevgilin varken bir kız arkadaşıyla arkadaş olabilir misin? Tabii ki olursun. Bu benim neyine arkadaş olman gibi çok doğal. Fakat eğer senin aklında bir karpuz kabuğu yoksa, eğer bir Nesrin Topkapı vari hareketler sezerse kız arkadaşın senden tabii ki o dengeyi tutturamazsın. Tutturma da zaten. Yani madem aklın hala hovardalıkta ah almana ya da insanları üzmene gerek yok. Devam et o hayata. Yani daha doymadıysan. Ya sizde bence, yoksa karşı tarafta varsa? Yani. Aynı şey onun için de geçerli. Yani o da hayatına devam etsin. Ama şöyle eğer ki şu da enteresan bir durum. Kız arkadaşınla ayrıldıktan sonra arkadaş kalınır mı kısmına gelirsen. Bu da
enteresan. Buna da şöyle cevap vereyim. Yani 3 ay, 5 ay, 8 aylık bir ilişkinse zaten arkadaş kalmana çok fazla gerek yok. Ama 3 sene, 5 sene gibi uzun metrajlı ilişkilerden çıktığında insanın hayatında en önemli olan şey ne? Zaman. Geri alamadığı, satın alamadığı şey zaman. O yüzden bu zamanı doğru kullandıysan eğer ve onunla iyi gününde, kötü gününde sevindiysen, yani aynı evi, aynı yatağı paylaştığın bir insansa bence arkadaş kalınabilir. Seviye korunarak ama. Ama bunu 20'li yaşların başında sorsaydın bence kesinlikle kalınmaz derdim. 30'lu yaşlarda biraz daha mantık giriyor. Hatta bu soruyu birkaç arkadaşıma da böyle sosyal deney gibi sordum. 40 yaşındaki kadınlar bu işe daha da sıcak bakıyorlar. Yani daha seviyelerini koruyarak daha sık görüşebiliriz diyorlar. Ama daha 20'li yaşlarda işin duyguların girdiği kısımlarda tabii ki insanlar kesinlikle kalamayız diyor. Ama o 30 ile 40 arasında bence enteresan yaşlar. O yaşlarda bu duyguları tattığında senin de fikrini merak ederim. Ya ben açıkçası katılmıyorum. Yani şöyle katılmıyorum. Saygı duyuyorum. Hiçbirine katılmıyor gibiyim. Şu yüzden bence süresi fark etmeksizin bir şeyler yaşadığınız biriyle onu sonradan normal arkadaşa çevirmeniz yani bence olmaması gereken bir şey. Şu yüzden yeni gelen, hayatınıza giren, görüştüğünüz, flört ettiğiniz hiç fark etmez. Ona bir tık haksızlık oluyormuş gibi hissediyorum. Çünkü her zaman hani şey vardır ya, kürtçü dükkana dönmekti yani. Evet. Bir aklınızın ucunda hep olacak. Yani o şüphe var. Yani şüpheler her zaman şeyi gerçekleştirdiği düşünüyorum. Yani o şüphe hiç olmaması lazım. O şüpheyi yok etmenin tek yolu yani kesmek mecburen. Ya bu arada şey olarak kesmek değil. Hani olaylı, kavgalı ya da ne bileyim işte sen Allah belanı senin versin falan o tür değil. Yani normal seviyeli bir şekilde olmadı, yapamadık, bitti. Eyvallah. Hani görüşmeyelim. Devamında saygı duyuyorum yani. Ama bunu Esra ile şöyle bir 5 seneyi devirdikten sonra Allah korusun herhangi bir ayrılık vesaire bir şey olduktan sonra tekrardan tartışırız. Burada net aynı fikirde olurum. Şu yüzden aynı fikirde olurum. Aynı konuşmayı daha önce yaptık. Şu yönden yaptık. Ortak bir arkadaşımız vardı. Hatta üniversitede oldu bu. İlk tanıştığımız zamanlar. Birinci ya da ikinci senemiz falan da o zamanlar. Ya arkadaşına ayrıldı. Ben kız tarafını tanıyordum. O zaman şöyle bir şey olmuştu. Erkek olan arkadaşımız gelip bana şey demişti yani. Artık görüşme falan diye. Yani hani arkadaşlığımızı bile kesmeye doğru giden bir durumdan bahsediyorum. Tabii dediğiniz gibi yaşımıza da verilebilir. Ama bence bu yaştan ziyade dediğim gibi yeni hayatınıza giren kişiye bir tık haksızlık tarafında olduğum için. Yani şöyle evet dışarıdan bakıldığında öyle görülüyor. Ama ben bunu dediğim gibi 20'li yaşlarda evet bu cevabı verdim ama 30'lu yaşlarda biraz daha mantık devreye girdiğinde daha farklı bir bakış açısıyla bakabiliyorum. Ama sana da katılıyorum. Tamamdır. O zaman şöyle devam edelim. Bulduk. Bulduk gibi. Her arkadaşınızı sevginizi tanıştırır mısınız? Yani bu arkadaşlar şey değil, çok yakın olarak değil. Normal herhangi bir arkadaşınız. Yani şöyle söyleyeyim, direkt sana cevap vereyim bu konuyla alakalı. Çünkü bu konuyla ilgili bizim toplumumuzda çok büyük rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. 20'li yaşların başında sorsaydın yine bana bu soruyu, tabii ki tanıştırırdım. Çünkü yani insan mutluluklarını paylaşmak istiyor. Ama bu yaşlara geldiğimizde ne yazık ki modernite ve Avrupa'yı düşünce adı altında bazı duygular hasar gördü. Çok samimi olduğum birkaç arkadaşım haricinde tanıştırmak istemem. Eskiden mutluluklarımızı paylaşarak kendimizi iyi hissederdik. Galiba şimdi biraz da saklayarak yapıyoruz bunu. Kendimize kaldıklarını daha değerli hissediyoruz gibi. Kesinlikle. Aslında güven şüphe kaldırmaz. O güveni yok ettiler diye düşünüyorum. Pekala. Ben de aynı fikirdeyim. Çok dramatik yani. Bir cevap oldu sanki biraz değil mi? Biraz fazla üzüldüm. Evet. Arkadaşlarınızla aradığınız 3 özellik ne olurdu peki? Yani biriyle bir arkadaşlığınızı devam ettireceksiniz ve sizi en çok etkileyen 3 özellik. Güven, empati, vicdan olurdu. Şöyle açayım sana, evimi alamadığım insanı arkadaşım olarak hayatıma almak istemem. Ya da yani şöyle bir gerçek var aslında. Hakikaten evini alamayacağın kadar güvenemediğin birine, dediğimiz gibi güven şüphe kaldırmaz, arkadaşım olarak hayatıma almak istemem. Empati konusuna gelecek olursak, eğer beni anlayabiliyorsa şu an arkadaşlıkların en zehirli konuları ne? Tartışma, kavga, devamlı negatife düşme. Bunları engelleyebilir, empati yapabilir ve benim gibi düşünebilirse, ben de onun gibi düşünebilirsem. Vicdan konusuna gelecek olursak, eğer bir hayvana, bir köpeğe toplum içinde iyi davranıp kuytu köşede kötü davranıyorsa ya da eşinize toplumun içerisinde iyi davranıp eve gittiğinizde kötü davranabiliyorsanız bu korkuya dayalı bir ahlaktır. Ya, bu da etik gelmiyor bana. O yüzden vicdan seviyesinin biraz daha
üst seviyelerde olduğunda bunların yaşanmayacağını düşündüğüm için bu üç kriter benim için önemli. Ama aradığım özellikler ne dersen şunu çok isterim. Benim olmadığım ortamda benden bahsedilirken gözlerinin parlamasını ve benle ilgili iyi şeylerden bahsetmesini çok isterim. Gurur. Evet, eğer bu tarz şeyler varsa evet sizin hayatınıza girecek olan arkadaşınız arkadaşlık konusunda iyi yönde vaatler veriyor demektir. Ben de size ek olarak şunları ekleyeyim. Ben de birkaç not almıştım. Bence düşünce yapısı, şu anlamda düşünce yapısı. Örnek veriyorum, sizin her dediğinize evet müthiş devam edelim hani böyle mükemmel demek yerine aksine eleştirmeli. Evet, kesinlikle. Yani her yaptığınız şey değil de hani gerçekten kendi yanlış gördüğünü yani size belirtmesi bence sizi çok daha ileriye taşır. Doğru ya da yanlış fark etmez. İlla ya da onun dediğini de yapmak zorunda da değilsiniz ama bir yönde bir fikir ya da farklı bir fikir, farklı bakış açısı. Özellikle mesela bunları kız arkadaşlarımda çok görüyorum. Bizden bir tık farklı da düşünüyorlar zaten. Kesinlikle. Yani ben çok zeki olduklarını düşünüyorum. Evet, bizden daha fazla pratik zekalarının olduğunu düşünüyorum. O bakış açıları kesinlikle bizi çok fark yarattırıyor. Aynı zamanda karşılıksız ilişki. Onu da şöyle açıklayabilirim. Yani bir yere gidiyorsunuz, bu benden acaba bunu ne için istedi diye şüpheye düşünmüyor sizi. Ya diyorsa bir bildiği vardır. Yani bir karşılık beklemeden ya da örnek veriyorum, hadi gel seni bu akşam ben bırakayım demesinde ya benzin parası atacak mıydım, atmayacak mıydım, ya da nasıl gideceğiz, ben bunu nasıl ödeyeceğim düşündürtmeyecek bir arkadaşlık olması lazım. Ben o şekilde düşünüyorum. Zaten bu özelliklerin hepsini bulduğumuzu düşünüyorum yani aramızda. O yüzden herhalde arkadaşlığımızın iyi yönde ilerlediğini düşünüyorum. Eksik olan var mı? Bir tık da tesadüf aslında. E tabi. Yani biraz orada... Aşk tesadüfleri sever diyeceğim ama çok şeye feminist bir yere de gitmeyelim diyorum. Kesinlikle öyle. O zaman şöyle devam edelim. Teknolojinin arkadaşlığı ne yönde etkilediğini düşünüyorsunuz? Bu bahsettiğimiz tüm olaylar içinde teknoloji nerede? Ne yönde etkiledi? Geniş perspektiften cevap vereyim mi sana? 2000'li yılların başlarında bir şey yaptılar Batuhan. Zihin oyunları. Adı altında hepimizin bilinçaltına, daha doğrusu bilinçaltı oyunları gibi hepimizin bilinçaltına bir şeyler verdiler. Bunları nasıl yaptılar? Önce televizyonlarla yaptılar. Sonra telefonlarla yaptılar. Sonra tabletlerle yaptılar. Nasıl yaptılar? Yarışmalarla, dizilerle, şarkılarla, oyunlarla ne yaptılar burada? Arkadaşlığın içini boşalttılar. Hedef ödül içerisinde yarışmalara düşün. Örnek vereyim sana. Survivor'a gidelim. En yakın arkadaşının sırlarını hedef ödül veya daha fazla izlenme ya da reyting alma heyecanıyla gidip başka bir arkadaşına anlattın. Ya da kısmetse olur diyeyim sana. Magazinsel boyutundan gireyim biraz. Evet. En yakın arkadaşının arkadaşıyla gidip flört edebildin. Dikkat et, 2000'li yılların devamında nereler yükseldi? Hangi meslek grupları yükseldi? Psikologlar ve psikiyatrlar. Neden? İnsanlar çünkü arkadaşlarına gidip derdini anlatıp derman buluyordu eskiden. Şimdi aman başkasına anlatır mı ya da benim için doğru tercihi, doğru kararı verir mi diye düşünüyor. Ne oldu bu sefer? Güven azaldı. Eski o sıcak sohbetlerimiz, sevinçlerimiz, mutluluklarımız kalmadı. Telefonlarda bütün meramımızı yitirdik. Yani içini boşalttılar arkadaşlığın. Kimse kimseye güvenmiyor şu an. Yani çok nadir. Ben de şöyle bir şey ekleyebilirim. Özellikle kendi başıma geldiği için de söylüyorum. WhatsApp konusunda mesela ben çok zorlanıyorum. Yani bana göre olmadığını hissediyorum. Şu yönden öyle hissediyorum. Ya ben bir şey söylediğimde siz benim jestimden, mimimden ya da bir el kolumdan, bir göz kırpmamdan onun hani komik mi, üzüntülü mü, size kızıyor muyum ya da şöyle gözümü belerttiğimde siz onu anlayabiliyorsunuz yüz yüze. Ben hani ekstradan gülmeme ihtiyaç yok. Ama ben bunu aynı durumda WhatsApp'ta yapamıyorum. Örnek vereceğim. Furkan. His yok. Örnek vereceğim Furkan mesela. Ben onun bazen gerçekten şaka mı yapıyor, ciddi mi söylüyor? Hani ben buna çok hakim değilim. Yani gülüyor muyuz, kızacak mı ya da şey, aynı şekilde kendim de. Mesela ben ona bazen espri yapıyorum, bana diyor ki niye bağırıyorsun? Ya aslında bağırmıyorum, orada espri yapıyorum ama o espriyi, o şeyi karşı tarafa geçiremiyoruz. His kalmadı, duygu kalmadı. Öldürdüler çünkü. Aynı şekilde mesela kafeye gidiyoruz, sohbet edeceğiz. O sohbetlerimiz kalkarken önceden şu vardı. Çok iyi hatırlıyorum, lisede internet kafeye giderdik. Okuldan kaçardık bu arada, onu da net söyleyeceğim, hiç şey yapmayacağım. Kesinlikle. Kaçar kaçar internet kafeye giderdik. Oradan çıktığımızda tekrar okula döndüğümüzde şunu derdik birbirimize. Yarın tekrar aynısını yapalım. Tekrar ortak buluşma noktamız bizim internet kafe oluyordu. O sohbetin devamı internet kafede oluyordu. Ama artık öyle değil. O kafeden kalktığınızda tamam haberleşiriz deyip telefona dönüyoruz ve bitti. Bir tane kim bilir ne zaman buluşacaksınız? Bir ay, bir hafta, üç gün. Tükettik. Bayağı yani bitti. Yakın arkadaşlarıma, özel kız arkadaşıma bunu çok fazla anlatmaya çalışıyorum. Ne olur tüketmeyelim. Çünkü masaya oturduğumuzda telefonlara bakmak istemiyorum. Yani
Onun gözünde bir şey anlattığımda o ışıltıyı görmek istiyorum ama ne yazık ki telefonda hepsini konuşup kafede oturduğumuzda da birkaç story atıp zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Ya bir de işin kötü yanı da şu, soruya da bağlayacağım burada. Bunları seçemiyoruz. Yani bu tür olduklarını insanlarla arkadaş olduktan ya da belli bir diyaloğa geçtikten sonra öğreniyoruz. Yani size yüz yüze farklı ama WhatsApp'tan yardırıyor. Yönetiyorlar çünkü Batuhan. Yani artık bilinçaltında enteresan bir şekilde yönetiyorlar. Ve üst akıl bunu bir şekilde hepimizin bilinçaltına sokuyor ne yazık ki. O zaman soruyu gelsin. Arkadaş olacağınız insanı seçmek mi istersiniz yoksa o mu sizi seçsin diye beklersiniz? Bu herhangi bir okul, iş, herhangi bir ortamda olabilir. Yani şöyle aslında ben ilk girdiğiniz ortam değil. Seçmek ya da seçilmek kısmına çok takılmam. Olay kurgusuna bakarım. Nasıl bir anda karşıma çıktı, ne tarz bir durumda karşılaştım, bana etkisi nasıl oldu, içten miydi, iyi günde nasıldı, kötü günde nasıldı. Yani daha çok bu değerler beni etkiler diye düşünüyorum. Ben size şöyle katılmıyorum diyeyim. Bence bir tık dışarı... yok yok. Şey yapmayın, gerek yok o kadar da. Bir tık geriye çıkıp gözlemleyip... Nasıl katılmaz ya? Ya bir tık geriye çekip kendinizi böyle gözlemleyip ondan sonra bu ne yapıyormuş, bu ne yapıyormuş, bu kimle takılıyor, bunlar bilmem aksine içebiliyor falan. Yani bir tık böyle geriye aldığınızda kendinizi bence çok net görünüyor. Yani özellikle üniversitede çok yaptığımı söyleyebilirim. Lisede asla öyle değildim. Yani lisede tamamen çok çekingen, içine kapanık. Böyle hani bekleyip en önde böyle tek başıma oturup asla bu arada ders çalışmam. Hiç de başarılı da çok değilimdir. Ama bu durumda yani bilmiyorum ya. Bana bir tık geriye çekip gözlemleyip kendim onlara yakın hissetmem, ondan sonra yanaşmam daha sağlıklı geliyor bana. Doğru, aslında böyle yaptığın için sen çok fazla inişli çıkışlı şeyler belki yaşamıyorsun. Ben de böyle yaptığım için... Daha sabit. 4-5 evet. Kişi var. Doğru. Sabittir, değişmez. İşte Furkan'dır, diğer arkadaşlarımdır. Hani... Bilmiyorum. Daha çok kahrımı çekiyorlar diyeyim. Ya da öyle bağlayabilirim yani. Saygı duyarım. Madem katılmadın. Ama söylediklerinin doğruluk payları yüksek. Tamam, o zaman şu şekilde yapalım. Bu kahrımızı çeken arkadaşlarımız bizi ne yönde etkiler? Yani sürekli kahrımızı mı çekmek zorundalar? Yoksa tam tersi olumsuz yönleri de var mıdır? Bizi nasıl etkilerler? İyi kötü? Yani şöyle. İyi arkadaş seni iyi yerlere götürür. Kötü arkadaş seni kötü yerlere götürür. Arkadaş hayatla alakalı gerçekten çok önemli. Aile düzenini bozabilir, işi bozabilir. Ben şeye çok inanırım, enerjiye. Enerjisi gerçekten negatifse, işte bazıları buna nazar da diyor. Bazı insanlar var, bazı insanların gözü hakikaten... Telefonda mısın abi? Bazı insanlar var, bazı insanların gözü hakikaten... hakikaten enerjisi ya da nazarları kötü yani. Etkiliyor. Atıyorum şurada... Ağoğlunun bir rezidansı vardır, malların büyükleri vardır, hiç umrunda olmaz. Ama senin yapacağın, işte alacağın çok mütevazı şeylerde gözü kalabilir. Ve evet, kulübeyi yıkar ya. Yani bu, öyle gözler var yani. O yüzden her şekilde etkileyebilir ama çok iyi yönlere de götürebilir. Dikkatli seçmek lazım diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Şu yüzden katılıyorum. Bir tık da... Kıyısından döndüm diyeyim. Lisede biraz kötü bir lisede okudum. Çevresi biraz kötüydü. Yani bayağı ot sarar satarlardı. Bayağı net. Yani sıkıntı yok onda. Şöyle orada arkadaşlar mesela bunları buğday, yaparken. Yaş, evet. Bunları yaparlarken yani bulaşıp bulaşmamak sizin elinizde. Yani bu arada davet de diyorlar. Yani tabii şey tabii onlar asla çok o içiciler çok aslında hani arkadaş severlerdi. Tabii ki. Ya o yüzden rezil de eder, vezil de eder. Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Rezil de eder, vezil de eder. Doğru. Yani bu hani biraz şey, fazla klişe olmuş olabilir ama kesinlikle yo, doğru, aynı şekilde düşünüyorum. Bence. Son olarak şöyle bitirelim Emre Bey. Yani biraz konudan bağımsız bitirmek istiyorum. Tabii. Bir şarkı olsaydınız hangisi olurdu? Bu soruyu peki ben sana sorayım mı? Bir şarkı olsaydın hangisi olurdun mesela? Bu sefer de burada soruları ben sorarım diye gireyim mi? Hani tamam. Ben sorayım sana. Tamam, o zaman ben şöyle diyebilirim. Yani çok sonra yakın... ben de söyleyeceğim. Tamam. Çok yakın hissettiğim bir şarkı var. Sebebi aslında biraz da şey, onu dinlediğimde biraz böyle şey, melankolik havasından mıdır nedir bilmiyorum ya da bana mı öyle hissettiriyor tam emin değilim. Sertab Erener'in Olsun şarkısı of. Vardır, çok bayılırım. Söz Sertab yazarı Erener'si. Da Can Bonomo'dur bu arada. Yani onu da çok severim. Onun yazarlığına çok büyük saygı duyuyorum, çok beğeniyorum. Müthiş bir kadındır. Evet, yani şarkısı falan özellikle, sözleri özellikle. Aldım canım sözlerini, o kadar sevdiğim bir şarkının sözlerini dinleyelim yani. Tamam, en azından. Şöyle bir dörtlüğünü söyleyelim. Evet evet, yani onu yani şu şekilde şey gidiyor. Alırım başımı, başım bir deli nehir, silerim yaşımı, siler ismimi şehir. Keserim saçımı, kendime oturum,
diye gidiyor sözleri. Enteresan. Ya Sertab Erener'in bütün sözlerinde. Evet, evet, evet. Bütün sözlerinde var. Ha bu arada tam doğru değil sözleri. Bir tık atlamış da olabilir. Biz doğru kabul ediyoruz. Evet. Biz doğru kabul ediyoruz. Biraz bir yerde... Tabii o alırım başımı evet. diye başlıyor. Devamında detone olabilirim diye girmedi. Tabii müziği kurguda yapabiliyoruz değil mi abi? Doğrusunu hallederiz. Evet, doğrusunu ben de sana doğru. Şarkı değil de Ümit Yaşar Oğuzcan'dan bir şiirle... Şiir olur değil mi yani? Tabii çok severim. Bence olur. Şöyle yapabiliriz. Bak ben bu şiiri çok severim. Bir kıtasını söyleyeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşıma hatta söyledim. Şu an yakınlarımızda değil. Keşke olsa bir daha söylesem ama... Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde... Gözlerin uzun uzun karanlığa dalar ise... Bir sıcaklık hissedersen üşüyen ellerinde... Ve saatler geçmiş zamanları çalar ise... Bil ki seni düşünürüm. Bravo! Ahmet... Mesela Ahmet bize acaba şiir biliyor musun şey Ahmet? Biliyorsun. Ahmet bir dakika gelir misin? Şaka. Ahmet gel. Ahmet gel. Ahmet gel. Böyle gel. Konumuz. Evet. Ahmet nereden geliyorsun? Ahmet. Nereden geliyorsun? Buradan. Hayır buradan da nereden? Hangi şehirden geldin yani? Halep. Halep. Evet. Ne Halep. Zamandır buradasın? Ne yapıyorsun? Ne zamandır buradasın Ahmet? 7 sene. Ne yapıyorsun burada? 7. Patron kim? Patron o. Orada mı? Ahmet sana bir soru sorayım. Seni bu akşam kız arkadaşın evine davet ediyor. En yakın arkadaşın da halı saha maçına çağırıyor. Hangisine gidersin? Şarana yazılır gibi adam anlamadı çok. Hangisine Ahmet? Hangisine gidersin Ahmet? Daha tıklar söylen nasıl? Halı saha mı manita mı? Ula ikisi de zor. Halı saha maç mı kız arkadaş mı? Atakan abi olsa şöyle derdi. Ya yürü deli oğlan. Gel abi sen. Yok. O zaman Ahmet seni 3 evetle uğurluyoruz. Bir dahaki soruya. Evet, sana teşekkür ederim. Ahmet onu ben sana bir dahaki bölümde daha detaylı anlatacağım. Sana hazır soru veriyorum. Seni oraya tekrardan alıyorum. Seni daha detaylı anlatacağım. Ahmet heyecanlandı. Olsun. Bir dahaki soruda, bir dahaki bölümde Ahmet'i... Bu arada bir dahaki bölümümüz aşk üzerine olacak. Birkaç konuğumuz evet, da olacak. Bir sürprizimiz de olabilir diğer bölüme. Onda enteresan konuklar da gelecek. Evet. Bu arada bitirmeden şunu da yapmak istiyorum. Size sürpriz sorular hazırladım. O mu bu mu şeklinde. Çok hızlı olacak. Hani, Ahmet. Yani 3 dakikamızı almaz bile yani. Çok kısa olacak. Direkt 15 tane sorum var. O mu bu mu? Çok net cevap vereceksiniz. Yapalım. Evet. Yapalım. O zaman hazırsanız başlıyorum. Hazırım. Tamam. Kahve mi çay mı? Normalde kahve ama şu sıralar sağlık problemlerinden dolayı içemiyorum. Yani? Çay. Tamam. Biraz net cevap verirsiniz. Peki. Evet. Net vereyim. Yorumunuzu saklayın. Tamam. Hani yorum yapma tamam, kardeşim evet, bana net. Cevap. Bira mı şarap mı? Bira. Bitter mi sütlü mü çikolata? Bitter. Öğle yemeği mi akşam yemeği mi? Güzel. Sabah kahvaltısıyla beraber üçü birden. Tamam. Uzay boşluğunu mu keşfetmek istersiniz okyanusun dibine mi? NATO araştırmaktan vazgeçtiyse okyanusların dibine bizim de herhalde NATO'nun verdiği karara saygı duymamız lazım. Uzay. Tamamdır. Harry Potter mı Yüzüklerin Efendisi mi? Yüzüklerin Efendisi. Fenerbahçe maçı mı Manita ile date mi? Yani ikinciyi duyamadım mesela yani. Hani birinci okey, hani ikinciyi duyamadım yani. Tamam anladım. Çünkü maç tekrarlanmayacak. Evet. İyi ki Galatasaray. Dizi mi film mi? Film. Orman mı sahil mi? İkisi birden olsa süper ama orman. Yaz mı kış mı? Yaz. Okumak mı yazmak mı? Yazmak. Suç ve Ceza mı insan geleceğini nasıl kurar? İlber Ortaylı'nın güzel kitabı mı? Yani milliyetçi duygularım devreye girdiği için İlber Ortaylı diyorum. Tamamdır. Yani suç Dostoyevski Dostoyevski'ye biraz haksızlık yani ettik ama İlber Ortaylı yani Avustralya'da müzede kitabı ilk açtığınızda adamın çevresi çıkıyor. Ona da haksızlık etmeyelim. Tamamdır. O zaman bir tık daha böyle kıyasız zor olana geçeyim. Olur. Kumarbaz mı hayvan çiftliği mi? Babamın ilk okuduğu kitaptır Kumarbaz. Evde eski bir tarih üzerine masmavi bir kabı vardır. O yüzden ilk okuduğum kitaplardan biriydi Kumarbaz. O zaman filmlerle bitireyim. İki tane de film soracağım size. Inception mı, Godfather mı? Hayır, bak kolay gelsin. Inception. Godfather. Yani Inception. Arne mi?
biraz popüler kültüre kaydınız gibi ama. Inception'ın farklı bir yeri vardır bende ya. Biraz yok katılıyorum. Ben sadece şey yani, biraz evet. takılmak istedim. Evet. Son olarak da Interstellar mı, Kabadayı mı? Interstellar benim hayatımın en iyi ve bir numaraya koyduğum filmidir. Christopher Nolan'ın çekip yönettiği ve hayranlığım da var. Aynı zamanda müzikleri de kimin yaptı aklıma gelmedi ama Hans'tı galiba. Sanırım Hans çalışmayı Hans bıraktılar Zimmer'i. Ama. Bir de şey ana tarafından akraba. Evet evet var. Bu arada Interstellar'ın müziklerini müziğini yaptığı sırada senaryoyu okumuyor bu arada Hans. Evet evet. Yani diyor. Öyle bir enteresan var. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam kendi çocuğu üzerinden ilham alarak yazıyor. Yani Şener Şen ve Kabadayı sanırım biraz. Interstellar başka bir şey. Başka bir şey. Sorularımız bu kadar Demir Bey. O zaman bir sonraki bölüm için konumuz arkadaşlık dedik. Sürpriz bir konuğumuz olacak. Bugünlük sizlere veda edeceğiz. Podcast ve YouTube üzerinden yayınlanacak Sana Sorun'un ilk bölümüne ve sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sanırım bitirdik evet.